baktığımız zaman başlangıcı iletişimi çok yanlıştı. Rakip, yine söylüyorum, yani bugün Bodo birçok takımla oynasa fizik, kondisyon, saha avantajı, -1 derecedek sıcaklık, sentetik çim, bunlar her takımı bozabilecek meseleler. Ama Beşiktaş'ta şunu gördük ki bir futbol aklı, bir büyük takım atmosferi oluşmamış. Yani belli bir dönem iyi oynadılar. İlk yarıda topu çevirme vesaire. Yani zemin kötüyse ona göre oynarsınız. Oyuncu gruplarındaki hatalara bakıyorsunuz. Hep birbiriyle oynamayan ya da o tecrübeyi sahaya yansıtmayan oyuncular. Şimdi sana bir soru sorayım Ceren. Yani Bailey'i aldın. Sakatlanma ihtimali yükseklendi. Aldın. Bailey birçok maçta oynamıyor. Şimdi bakıyorsun Gezal sakatlıktan döndü. Henüz hazır mı değil mi? Ne oynadığı belli değil. Orada Cenk Tosun yedek bekliyor. Gibi diyebilirsin. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. İşte Onana oynadı ilk defa. Yani Onana uzun süredir oynamıyordu. Yani lig başlayarak evet. Kaçıncı haftaya geldi? Yani sezon başında falan değiliz. Her takım aşağı yukarı 18-19'a yakın maç oynadı. Yani ligde ve Avrupa'da toplamda. Şimdi baktığınız zaman bir süre var. Bir sürede bir oyuncu nasıl hazır olmaz? Antalya hiç aynı şekilde. Yani Rebic hakeza öyle. Bunlar da düşündüğünüz zaman bakıyorsunuz. Hani tamam oyuncu sakattan gelebilir, performans eksik olabilir. Yani iki aydır nerede bu oyuncular? Niye ya, hazır değiller? Alex... Mesela Chamberlain de sakatlıktan dönmüştü. Aslında biraz riskli de bir oyuncuydu ama bugün baktığımızda belki de en fazla katkı gördüğü transfer Beşiktaş'ın Chamberlain. Benim aynen öyle. Chamberlain daha iyi ama sonuçta bu bir takımın dişlisi gibi. Yani Aboubakar, yine söylüyorum, bu ligdeki en skorer, en etkili oyuncu. Yani neden? Baktığımız zaman neden Aboubakar ön alıyoruz? Icardi'nin arkasında onu besleyen bir sürü yetenekli ayak var, bir takım var. Yani ama Aboubakar'ın arkasında onu besleyen, aynı kalitede besleyen oyuncu grubu olmadığı için Aboubakar'ın bireysel attığı goller daha değerli değerlendirilir, kabul edilir. Bu böyledir. Ya da atıyorum Dzeko'nun arkasında çok işleyen bir takım var, güçlü bir takım var. O yüzden Dzeko'nun golleri de, Icardi'nin golleri de kıymetlidir ama Aboubakar'ın bireysel performansı, arkadan yeteri kadar destek alamadığı bir noktada goller daha değerli sayılır. Yani bireysel performansın daha önde olduğunu anlatıyor. Sormak istiyorum size. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da forvetler dışında yandan desteklerde farklı kişilerden de gol izleyebiliyoruz ama Beşiktaş'ta bu çok fazla mümkün değil. Biz golleri ya Aboubakar'dan ya Cenk Tosun'dan görüyoruz. Yani hücum hattında diğer takımlar bu kadar geniş yelpazeye sahipken sizce Beşiktaş'ta biraz daha tek adamcılık mı var? Tek adamcılık yok ama mecbur oraya kayıyor. Süreç şu, modern futbolda sağ ve sol bekleriniz büyük takımlarda iyi olmak zorunda. Masuaku geldiği günden beri Beşiktaş için iyi bir oyuncu olduğunu ama Beşiktaş'ın yeterli şu an bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Arkada kalmayı, arkada oynamayı, belli bir alanda oynamayı, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu ama Beşiktaş'ta oynayacak, sol bek oynayacak oyuncunun sürekli o alanı, çizgiyi kullanması lazım. Hakeza sağ bek için de öyle. Rozier'in ilk geldiği yılı hatırlayın. Sürekli bindirmeler yapan, çizgi inen bir oyuncuydu. O da düştü. Solda Masuaku'nun hücuma ne kadar katkısı var? Kaç defa Cenk'in ya da işte önde oynayan Raşistan'ın önüne bindirme yapıyor? Kaç defa çizgiye iniyor? Bu ölçü, ben yıllardır söylüyorum. Herkes beni eleştiriyor. Ya Fatih Doğan futboldan anlamıyor herhalde falan. Ben En Sakala'yı eleştirdim. Bu adam ikinci, üçüncü ligde bile oynayamaz dedim. Beşiktaş'ta dedim kurtarıcı olarak En Sakala şu anda İsviçre Ligi'nin, Fransa'da 3. ligdeydi, İsviçre Ligi'nde 2. ligde bir yerde oynuyor vesaire. Yani bugün eleştirilerimin nedeni şey değil, yani ben şahsi eleştiri yapmam, hiçbiri benim dostum da değil, düşmanım da değil ama yani gider İngiltere'de 8-9 takımda oynayabilir ama Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da benim ölçülerime göre oynayamaz. Ben bu takımda Adriano'ları izledim yani, Müşteri izledim ben bu takımda, İbrahim Üzülmez'leri izledim. Yani bu takımda Beko, bunlar, Roberto Corrasto'yu izledim ben Fenerbahçe'de. Yani bu oyuncuları izledikten sonra Caner'in gençliğini izledim. Yani bu bindirmeler yaptığınız zaman takıma, ileri hücuma gol işi yapabilirsiniz. Yani futbol aslında basit bir oyun. Diyor ki hocalarımız hep ezber. Sağ ayaklı hücum oyuncusunu solda oynatıyorum. Cenk Tosun gibi, Rebic gibi. Sol ayak işte Kerem gibi. Sol ayaklı işte oyuncuyu işte kim bu? Gezal gibi. Birçok oyuncu işte Rashica gibi sağda oynatıyorum. Sağdan bindirmeler yaptırıyorum. Terse girip şut attırıyorum. İçeride daha tamam. Bunlar içeri girdiği zaman, kanat bekleri oyuna girmediği zaman siz ileride çoğalamazsınız. Rakibi boğamazsınız. Rakibi hataya zorlayamazsınız. Dışarıdan yapılan, uzaktan yapılan, orta sahadan yapılan sağ bek, sol bek ortaları ya da göbekten verilen ortalar
bir sıkıntı. Eğer işi teknik boyutunu konuşacaksak, sahayı konuşacaksak böyle konuşacağız. Şimdi Fenerbahçe'deki değişimin özünde ne var? Orada Şimanski'nin önde basan, önde defansı başlatan bir oyunu var. Onun baskısının karşısında da sonunda Tadic'in liderliği var. İleride Ceko'nun tecrübesi var. Yine sağda işte bazen farklı oyuncular da oynuyor. İrfan Can bu dönemde oyuna girdi. Başka isimler var ve oyuna katkı söz. Dün Mihal Zajc mesela yani normalde. Mihal Zajc. Tabii Mihal Zajc iyi dediğimizde, İsmail Kartal döneminde Crespo için iyi dediğimizde bunları çok anlatamadık. Ama aynı şeyi ben Osayi Samuel için söylemedim mesela. Dedim ki Osayi Samuel iyi oyuncu, birçok yerde koşabilir ama şampiyon olacak, şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Ne yaptı hoca? O bölgede hani Osayi de değerlendiriyor ama diğer taraftan Ferdi'yi ana unsur olarak kullanmaya başladı. Bu da olumlu bir gelişme. Yani her oyuncu iyi kötü değil. Yani yeterli mi yetersiz mi diye bu ibare bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte Fatih Doğan Osayi Samuel'i beğenmiyor. Ben hayal ettiğim Fenerbahçe'de Gökhan Gönüller'i gördükten sonra o topu taşıyacak, çizgi yenecek oyuncu arıyorum. Şaşa Boyu. Herkes Şaşa Boyu'dan vazgeçtiği dönem hatırla. Ben ekranlarda burada TRT'de şunu söyledim. Şaşa Boyu gönderilir mi? Ben olsam hemen alırım Şaşa Boyu. Yani Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin elinde olsam Şaşa Boyu'yu alırım dedim. Çünkü Şaşa Boyu'nun iki özelliği var. Sürekli gidiyor geliyor. Sürekli ciğer gibi yani çifte motor takmış. İnanılmaz bir enerjisi var. İnanılmaz pozitif enerjisi var. Hem savunmada hücumunda gidiyor geliyor. Yani kafanı çeviriyorsunuz arka, sağında Şaşa Boyu. Geriye geliyorsun Şaşa Boyu, ileri gidiyorsun Şaşa Boyu. Bu Rozier'in ilk geldiği sezon gibi. E şimdi böyle olunca da ne oluyor? Galatasaray, Icardi'ye daha çok top taşıyor. İleride daha çok çoğalıyor. Geriye savunmayı da iyi yapıyor. Bu ölçü budur. O yüzden büyük takımların sağ bek, sol beki çok önemlidir. Trabzon'un düşüşü de budur. Eren düştü. Larsen aldılar düştü. Trabzonspor Pereira'larla oynuyordu. Yani beğenmediğin stoper Denşir bile solda Eren'den daha iyi performans sergileyebiliyordu. Şimdi bu, Anadolu takımına geçersin. Mütevazi kadro olur. Ya aslanırsın geriye. Savunma yaparsın. Kontralarla da ileride iki tane pırpır alırsın. Bir tane hızlı oyuncu alırsın. Onu koşturursun. O zaman bu tür oyuncular Masu Akkudur, Osayi Samuel'dir, Eren'dir. Yaslandığı için, riske girmediği için bunlar çok kıymetli gözükebilirler. Ki kıymetli oyunculardır. Ama Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ın stoperleri kadar sağ bekleri de oyuna katkı, hücuma katkı vermek zorunda. Beşiktaş'ın dünkü maçında Masu Akkudur ne oynadı? Ne kadar katkı sağladı? Ne kadar ileriye çıktı? Çıkmadı. Sabek Onur gayretliydi. Rozier haftalardır istediği zaman maç seçiyor. İyi oynuyor, kötü oynuyor. Rozier yoktu. Onur da bir şeyler yapmaya çalıştı. Eksik. Stoper tandemine bakıyorsun. Orada bir karışıklık var, uyumsuzluk var. Herkes yüreğiyle oynuyor, bir şeyler yapıyor ama yani o paslaşmalarda yediğin gollerde adam alımında, adam paylaşımında, alan savunmasında sıkıntı var. Bunu görüyoruz. 3. Beşiktaş'ın sorunu ne diye soruyorsan bağırıyorum. Bir yıldır söylüyorum. Beşiktaş'ın 6 numaraya ihtiyacı var.